Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. An Enes radıyallahu anhu. Enes radıyallahu anh'ten geliyor bu hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatu vesselam kıyamette olacak olan, ahirette meydana gelecek olan bir hadiseden haber veriyor ve buyuruyorlar ki yahrucu minen nar, ateşten çıkacaktır. Kim men şok o kimse ki kale dedi la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen kimseler ateşten çıkacaktır, cehennemden çıkacaktır. Malumunuz başka rivayette de Peygamber aleyhissalatü vesselam la yedhulu ennara, yani ateşe girmeyecektir. Men kale la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen kişiler ateşe girmeyecektir şeklinde ifadeler var. Ama burada bu hadis-i şerifte daha ziyade neyden bahsediliyor? Yani tevhid ehli olan, Müslüman olan, mümin olan kişilerin belli bir işte cezalarını çektikten sonra cehenneme girmeleri söz konusu olsa bile mutlaka cehennemden çıkacakları anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Şimdi buna tabi bazıları bu hakikati inkar ediyorlar zamanımızda da. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu net şekilde görüyoruz. Cennet ehli işte cennete girecek, cehennem ehli de cehenneme girecek. Yani Allah Teala onlara elem verici bir azapla azap edecek. Ulaike cezauhum cehennemu, onların cezası cehennemdir. Halidine fiha, orada ebedi oldukları halde. Yani cehennem nerede zikrediliyorsa Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak orada cehennem ehlinin ebedi olarak kalacağını ifade ediyor. Şimdi hakikaten açıyorsunuz, bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de böyle. Ebedi olarak orada ne yapacaklar? Kalacaklar. Estağfirullah. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen. Yani kim Rabbine mücrim olarak gelecek olursa, günahkar olarak gelecek olursa, fe inne lehu nara cehenneme haliden fiha. Yani ebedi olarak onun için cehennem vardır. Cehennem ateşi vardır, azabı vardır. Şimdi bu ayetler cehennemde hep ebedi olarak kalınacağını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hadis-i şerife baktığımız zaman la ilahe illallah diyen kişilerin cehennemden çıkacağı anlatılıyor. O zaman diyor ki adam televizyona çıkıyor başka bir yerde. Diyor ki yani Kur'an-ı Kerim bunu söylerken cehennem ehlinin her zaman cehennemde kalacağını, ebedi olarak cehennemde olacağını söylerken Bukhari de rivayet etmiş olsa cehennemden çıkılacağını anlatan hadis Kur'an'a muhaliftir. Böyle şey olur mu diyor yani. Kur'an ebedi olarak kalınacak diyor. Peygamber cennetten, cehennemden çıkacak diyor. Kur'an'a muhaliftir. Şimdi bunu izleyen yüz binlerce insan oluyor. Televizyona çıkarılıyor böyle insanlar. O zaman milletin, Müslümanların Bukhari'ye yönelik, Müslim'e yönelik, kaynaklarımıza yönelik itikadını zayıflatıyorlar. Ona bir halel getirmek yani. Ha, demek ki Bukhari Kur'an'a muhalif hadisler nakledebiliyor. Bak Kur'an ebedi olarak kalınacağını söylüyor bunu. Cehennemden çıkılacağını söylüyor şeklinde bir tevehhüm oluşuyor. Maalesef böyle bir şey oluşuyor. Bu sebeple de şimdi burayı biraz izah etmek lazım. Çünkü bir ayet okuyor adam şeyden, Kur'an-ı Kerim'den. Bunu genel olarak yapıyorlar. Diğer hadis-i şerifleri okuduğu zaman size geliyor ki hakikaten ya bu hadis Kur'an'a muhalif gibi gözüküyor. Mesela misal veriyorum. Şefaati anlatıyor adam. Diyor ki ayet var. Estağfirullah.
قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Böyle bir ayet var mı? Var. Gerçekten baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de şefaatin tamamı Allah'a aittir şeklinde bir hadis bir ayeti kerime var. Ama hadis-i şerifte mesela ne anlatılıyor? Peygamberler yeşfa'u yevmel kıyameti felat. Kıyamet gününce 300 zümre insan şefaatte bulunacaktır. Bunlardan biri el-enbiya, thümmel ulema, thümmel şüheda. Peygamberler, alimler ve şehitler. Diyor ki şimdi adam, ben bu hadisi nasıl kabul edeyim diyor ya. Niye? Ya şefaatin tamamı Allah'a aittir şeklindeki ayete muhaliftir bu diyor. Sen de bakıyorsun ki hakikaten Kur'an diyor ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Hadis ne diyor? Üç sınıf insan şefaat edecek. Şimdi Allah'la Resulü arasına girmek ve onları karşı karşıya getirmek gibi bir zındıklıktan bahsediyoruz biz yani. Haşa sanki Allah Resulü bu dini tarif etti. Cenab-ı Hak bir şey buyurdu. Allah Resulü ayrı bir şey buyurdu gibi bir şey ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Halbuki ayet açıktır. Bakın. Estağfirullah. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer o peygamber bizim söylemediğimiz bir takım sözleri bizim adımıza uyduracak olsa, bakın bir harf ya, bir harfte bir değişiklik yapacak olsa, ki öyle bir şey olmasın, muhaldir, mümkün değildir. لَاَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Biz onu sağ elinden tutarız. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra onun şah damarını koparırız. Ayet bu. Şimdi onun için böyle ağır bir vebal ve böyle ağır bir, daha doğru bir tabirle yükü yüklendiğini bildiği için Peygamber aleyhissalatü vesselam, vahiy geldiği zaman da sahabe-i kiram diyor ki biz peygamberin halinden anlardık diyor vahyin geldiğini. Çünkü onu böyle bir titreme alırdı, terleme alırdı, onun halinden anlardık. Derdik ki Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geliyor. Ve başlarda nasıl yapıyordu? Cebrail aleyhisselam getiriyor vahiy. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aman bir şeyde eksiklik ederim diye tekrar etmeye çalışıyor. İşte dilini hareket ettiriyor vesaire. Orada bayağı bir zahmet çekiyor. Ondan sonra ayeti kerime geldi. Estağfirullah. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Melik olan, hak olan Allah Teala pek yücedir. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Sana vahyedilmesi bitirilmeden önce Kur'an'ı almak dahi Habibim acele etme. Vahyin bitirilmesini bekle. Hatta Kıyamet suresinde, estağfirullah, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ Dilini o Kur'an'la hareket ettirme. لِتَعْجَلَ بِهِ Onu acele olarak alasın diye. Yani bir an önce alayım, aktarayım, aman bir eksiklik olmasın diye dilini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Onun cem edilmesi ve okunması buyuruyor Rabbimiz, bize aittir. Zaten öyle olmasa bakın düşünün muhteremler. Bakın iyi düşünelim bu noktayı. Kur'an'ın toplanılması başlı başına bir mucizedir. Öyle normal bir hadise olarak düşündüğümüz zaman. Düşünün bakın Kur'an bir anda gelmiş olan bir kitap değil ki. 23 seneye yakın bir zaman zarfında gelen bir kitap düşünün. Bir olay oluyor. Ayet geliyor mesela. Bir soru soruluyor. Bir ayet geliyor. Ve bu neredeyse çeyrek asır sürüyor. Mesela bu ayetler nasıl geliyor? Şöyle mi geldi Kur'an-ı Kerim? Numaralı şekilde. Fatiha suresi bir ilk kere gelen ayet. Ondan sonra Nas suresinin son, işte sure olarak son gelen ayetler numaralı. Değil. Ya bakın Alak suresi ilk 5 ayet. İlk inen ayetler. Nerede şimdiki sıralamaya göre Murat abi? 30. yüzyılda. Sonra mesela en son gelen ayet وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Bakara suresinde tam ortalarda yani bir sonlara doğru bir ayeti celile. Son olarak buymuş. Dolayısıyla sure sıralamasına göre gelen bir şey yok. Mesela Kehf suresinden 3 ayet geliyor. Daha sonra bunun numaralandırılması yapılıyor. Tamam. Ondan sonra diğer surelerden böyle parça parça geliyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ayet geldiği zaman çağırıyor vahiy katiplerini. Onlara yazdırıyor. 3 ayeti yazdırıyor. Onlar gidiyorlar. Şimdi düşün. Yarın veya işte birkaç gün sonra başka ayetler geliyor. Çağırıyor. İşte hayvan dedilerine yazılıyor.
kemiklere yazılıyor. Böyle farklı şeylere biliyorsunuz yazılıyor. Parça parça. O zaman öyle deftere kayıt almak da yok. Gidiyorlar, yazıyorlar, gidiyorlar, yazıyorlar, gidiyorlar. Ya böyle bir kitabı gelmeye de devam ediyor. Ve gelen ayetleri de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlarda okuyor. Ya şimdi bu ayetlerin akılda tutulması bir. Ya hepsi böyle, şimdi 3 gün önce ayet yazdırmış mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy katiplerine. Onlar gitmişler. Normal bir insan aklı mesela böyle bir kitabı toparlayamaz ki yani. Düzenleyemez de yani. Neyi ne zaman yazdırmıştın? Hani diyorlar ya, وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا. Bu evvelkilerin usturalarıdır, uydurmalarıdır diyorlar. اِكْتَتَبَهَا. Peygamber onları yazdırdı. Aldı onları ehli kitaptan. Öyle şeyler öğrendi. Sonra tuttu yazdırdı. Ya böyle bir iddianın doğru olabilmesi için bir kere sonra peygamber onları nasıl topladı? Mesela bizzat Kur'an-ı Kerim'in sıralanması kim tarafından yapılmıştır? Bize göre tevkifidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiyle yapılmıştır. Şimdi bugün mesela Fatiha suresinden Nas suresine kadar o numaralandırma, bütün ayetlerin tertibi, surelerin o şekilde sıralanmasının tamamı nasıl yapıldı? Cenab-ı Hakk'ın vahiyle yapıldı. Onun öncesinde işte dediğim gibi bakın çeyrek asra yakın zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda okuyor mesela. Şimdi o sıralamayı nasıl her zaman aynı yapacaksın? Bir de bir kelime bile değiştirmeyeceksin hiçbir zaman. Her zaman yıllar geçse de o ayetleri o şekilde okuyacaksın. Ve bir ayeti de diğer ayetten öncesine hiçbir zaman almıyor. Sıralama hep aynı. Mesela. E şimdi ne buyurdu Rabbimiz? İnne aleyna cem'ahu. O Kur'an'ı cem etmek bize aittir. Ve Kur'an'ı ve onu okumak bize aittir. Sen onu almak için dilini acele ettirme. Tamam. Feyza qara'nahu, biz onu okuduğumuz zaman buyuruyor Rabbimiz. Fettebi' Kur'ane, sen onun okunmasına tabi ol. Yani kendini bir sıkıntıya sokma. Bir haraca, bir darlığa sokma. E şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gözetimle, tamam. Vesbir li hukmi rabbike, Rabbinin hükmüne sabret. Fe inneke bi a'yunina, sen bizim gözetimimizdesin buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gözetimle bu hadis-i şerifleri de ifade buyurmuş, bize anlatmış. Sen şimdi adam çıkıyor peygamberle, ondan sonra Allah'ın arasını ayırmaya çalışıyor. Hani ayette var ya, bunu ehli kitap yaptı. Estağfirullah. Ve yuridune, istiyorlar en yuferriku, ayırmayı. Beynallahi ve rusulihi. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak istiyorlar. Ve yuridun en yettehizu beyne zalike sebila. Allah ve Resulünü beraber cem edelim, öyle bir din yaşayalım. Yok yok ya. Arada bir din, arada bir yol oluşturmaya çalışıyorlar. Ya onu ehli kitap eskiden yaptı. Şimdi buna benzer bir şekilde peygamber ayrı, hadisler ayrı, ayetler ayrı. Ya Kur'an'la sünnet birbirinden ayrılır mı ya? Sünnet-i seniyye Kur'an-ı Kerim'in bize öğretilmesidir, şerh edilmesidir, izah edilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdi bu Kur'an-ı Kerim'i, bize aktardı. Kur'an'ın en baş kaynağı kimdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Ya adam sanki hani Kur'an böyle bir şimşek şeyiyle veya mucizevi bir şeyle bir dağa indiriliyordu ayet. Oradan anlıyorlardı sanki hani şey olduğunu, ayet olduğunu. Ha tamam, bu ayet. Diğerini peygamber söylüyordu, hadisi öyle ayırıyorlardı. Ya hadisle Kur'an'ın arasını nasıl ayırıyordu sahabe-i kiram? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyla bu ayet, gelen ayetleri okuyordu. Bu Kur'an'dır. Diğeri kendi sözüdür. Ama o da aynı şekilde nedir? Din adına ise, eğer ki hüküm koymayla alakalıysa, o da Rabbimizin yönlendirmesiyle, vahiyledir. Onun için şimdi böyle bir haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemden çıkacak kim? La ilahe illallah diyen kişi cehennemden çıkacak. Adam çıkıyor, diyor ki ben cehennemle alakalı bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de okudum. Hepsinde şu yazıyor: cehenneme giren ebedi olarak kalacak. Ya tamam da Kur'an'da bahsedilen o ayetler kiminle alakalı baktığınız zaman? Bakın böyle bir iddia ile karşılaşırsanız bilin ki orada çarpıtılan bir şey var, bir nokta var. Mesela nasıl? Kur'an'da bahsedilen cehennem ayetlerinin neredeyse tamamı yani neyle alakalıdır?
Kafirlerle alakalı. Tamam, kafirlerin zaten cehennemde olmayacağına dair bir şey var mı? Ha? Yok. Değil mi? Yani cehenneme girecekler, bir daha da cehennemden çıkamayacak. Yani harramallahu aleyhil cenne. Kim müşrik olursa, Allah'a şirk koşarsa, küfre girerse cenneti Allah ona haram kılıyor zaten. Ona cennet haram. Cehennemden zaten çıkamayacak. Burada bahsedilen kişi kim? Mümin, mümin. Demek ki hadisle ayette bahsedilen kişiler aynı şey, kişiler değil. Ayetler başka bir şeyden bahsediyor. Hadis-i şerif ayrı bir şey anlatıyor ama adam orada müthiş bir manipülasyonla, saptırmayla hadis Kur'an'a terspiş gibi gösteriyor. Ya, ayetlerde bahsedilen kişiler cehennem ehli olan kafirler. Onlar zaten çıkamayacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir ölçü veriyor bununla alakalı. Onun için Kur'an'ı okurken öyle bir tane ayeti aldım. Onun üzerinden bir çıkarımda bulundum. Bunu yıllarca yaptılar. Şimdi aynı bunu yapan adamlar çıkıyorlar. Diyorlar ki ya bu çok işin ucu kaçtı diyor. Böyle parçacı diyor, cımbızlama ayet seçerek Kur'an'ı okumamak lazım. Ya siz yıllarca yaptınız bunu. Yeni adam açıklama yapmış. Öyle bir konuşma yapmış. Diyor ki bu çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor diyor. Kur'an'dan cımbızla ayet seçerek diyor Kur'an'ı anlamaya çalışmamak lazım. Sen yıllarca ne yaptın? Bunu yaptınız millete. Bağırdık her zaman, dedik ki bu zulmü yapmayın, bu aldatmacayı yapmayın, milleti kandırmayın, ayet cımbızlamayın Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bir olay bazen farklı farklı surelerde birkaç ayeti kerimede anlatılır. Onun için bütüncül olarak okuyarak Kur'an'ı bir bütün olarak alacağız, öyle anlayacağız. Mesela bak, Kur'an-ı Kerim bütün tevbelerin kabul edileceğini ifade eder ama bir kişi affedilmeyecek. Kimdir o? Estağfirullah. İnna Allaha, muhakkak ki Allahu Teala, la yaghfiru en yushrake bihi. Kendisine şirk koşulmasını yarın kıyamette affetmeyecek. Bak bunu Rabbimiz şimdiden beyan ediyor. Onun için adam müşrik olarak ahirete göçtü. Yarın Allah'ın huzurunda ya Allah Teala onu da affetme ihtimali var. Yok. Çünkü Rabbimiz ma yubeddelul kavlu ledeyye buyuruyor. Benim nezdimde söz değiştirilmez. Allah öyle buyurdu. Affetmeyeceğim. Şirkle benim huzuruma kimse gelmez. Bunun affı yok. Ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Ama bunun dışında adam zina etmiştir, hırsızlık yapmıştır, farklı günahlar yapmıştır. İmansızlık olmasın da diğer günahlar ne yapılır? Affedilecektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bir ölçü şimdi bak. Kafirse af yok. Cehenneme gidecek ve ebedi olarak orada kalacak. Onun çıkması ihtimali falan gibi bir durum söz konusu değil. Müebbet. Yani öyle dünya müebbetlerine de benzemez. Af çıkıyor, adam müebbet diyorlar. Müebbet üstüne müebbet. Ondan sonra bir şeyler yapıyor, karıştırıyor, çıkıyor. Bakıyorsun dışarıda dolaşıyor adam. Müebbet yemiş. Ahiretin müebbetliği öyle değil yani. Müebbeti yediğin zaman orada mesele bitmiştir. Ebedi. Tamam. Onun dışında kalan günahlar veyalfiru, Rabbimiz diyor ki ben mağfiret ederim. Ama kim için? Limen yaşa. Dilediği için Allah Teala mağfiret edecek, affedecek. Allah dilerse. Tamam. Limen yaşa, dilediği kişi için. Şimdi buna göre o zaman adam şirkle küfürle gitmediyse Allah'ın huzuruna şunu anlamış oluyor muyuz? Günahının affedilme ihtimalleri var. Günahları affedilebilir. Ama Allah dilerse. Peki Rabbimiz buyuruyor ki başka ayetlerde mesela. İman var ya, iman. İşte insanı ebedi cehennemden kurtarıyor. Bak, ebedi cehennemden diyorum. Ama şunu diyebilir miyiz? İman adamı banko, yani kesin cehenneme girmekten kurtarıyor. Onu diyemeyiz. Ayetler ve hadisler zımnında baktığımız zaman diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَهَمْ Kim bir kötülük işlerse yüzze bihi. Onun karşılığını alacak. Allah affetmezse hele onun karşılığını alacaktır. Hazreti Ömer'e sordular radıyallahu anh. Dediler ki Kur'an-ı Kerim'den en çok korktuğun, seni ürküten ayetler, ayet hangisidir? Deyince Hazreti Ömer hemen şu ayetleri okumuş. Estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ En çok ürküten, beni tedirgin edip korkutan ayetler bunlardır demiş. Kim zerre miskali hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar şer işlerse, günah işlerse onun karşılığını görecek.
Hazreti Ömer gibi bir zatı ürküten ayetler bunlar. Zerre kadar şer işledi, karşılığını görecek Allah bağışlamazsa. Hele kul hakkıysa zaten onun karşılığını kuldan alacak yani. O helalleşecek. Cenab-ı Hak kul haklarına müdahil olmuyor. E şimdi bakın, adam iman ehli. Geldi tamam. Şirk ehli olmadığına göre Cenab-ı Hak isterse günahlarını bağışlayacaktır. İsterse, dilerse de bağışlamayacaktır. E bağışlamadığı zaman ayetler bize ne söylüyor? Karşılığını görecek. Ceza olarak karşılığını ne yapacak? Görecektir. Tamam. Bak, Kur'an'ı bütüncül olarak okuduğumuz zaman. E tamam, kötülükleri var, günahları var bu adamın, karşılığını görecek. Peki sevapları da var hocam. Sevaplarını görebilmesi için karşılığını adamın ne gerekiyordu? İman. Estağfirullah. Men ya'mel mines salihati, kim salih ameller işlerse, ve huve mu'min. Ama ne olduğu halde? Mümin olacak. Bak, Rabbimiz onu şart koşuyor. Mümin olarak kim salih amel işlerse, fela küfrane lisaihi, onun sayı gayretine, çalışmasına, biriktirdiği sevaplara nankörlük yapılmayacak. Onun karşılığını görecek. Başka ayette estağfirullah. Ve ma yef'alu min hayrin, hangi hayrı işlerlerse onlar, felen yukferu, nankörlükle karşılaştırılmayacaklar. Tamam. Yani onun lugavi manası öyle çıkıyor ama ne demek? Karşılıksız bırakılmayacak. Hayrının karşılığı verilecek. E o zaman adamın günahları var, sevapları da var. Hatasıyla, sevabıyla deriz ya, gitti, imanını kurtardı, gitti. Şimdi bu adamın önünde olan şey Kur'an-ı Kerim'e göre o zaman. Okuduğum ayetlerden ortaya çıkan tablo nedir? Ebubekir Efendi. İki ihtimal var bu adamın önünde. Bir, Allah bağışlayacak, tamam, günahlarını, hiç cehenneme uğramadan nereye gidecek? Cennete gidecek. Tamam. Bu bir ihtimaldir. Diğer ihtimale göre Cenab-ı Hak günahlarını bağışlamayacak, iman ehlidir. Cezasını çekecek ama ondan sonra imanı olduğu için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onun sayine illa karşılık verilecek. O illa sevabı alacak. Ama neden sonra alacak? Cezasını çektikten sonra alacak. E şimdi hadis ne diyor? Yahrucu minennar. Cehennemden çıkaracak. Çıkacak. Ne oldu şimdi? Hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim muhalif oldu mu birbirine? Yok. Ama bodoslama girersen mevzuya, kafirlerle alakalı cehennem ayetlerini sen tutup da bu hadisle mukayese etmeye çalışıp kafirlerin ebedi olarak cehennemde kalacağını anlatan ayetleri okuyup da müminlerden bahseden hadisi ona muhalif gibi göstermeye çalışırsan, ya sen bir cahilsin, bilmiyorsun bu meseleleri, böyle bir şey ortaya çıkar, ya da hainlik, bu daha kötü. Bile bile hadis düşmanlığı, sünnet düşmanlığı yapmak için Allah Resulü'nün arasını ayırarak Resulullah'a, Kur'an'a muhalif bir şey söylemiş gibi kabul ediyoruz. Yo, işte o, tamam, yani bu hiçbir şekilde bir Müslümanın yapabileceği, müstakim, istikamet sahibi bir Müslümanın yapabileceği bir şey değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey buyurmaz. Bakın, yaşanmış hadise, Buhari anlatır bunu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün buyuruyor ki, men husibe uddibe. Hadis bu. Kim hesaba çekilirse azap edilecek demektir. Bak, bunu da unutmayalım. Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Rabbimiz bir adamı affetmeyi murad ederse kabirde de ahirette de, Allah bizi şimdiki zümreden eylesin. Şöyle, ona günahları arz edilecek. Ya bak, sen şunu 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 işledin. Tamam. Hepsini, evet ya Rabbi, işledim. Niye? Belil insanu ala nefsihi basira buyuruyor Rabbimiz. İnsan kendisini görücüdür. Biliyorsun. Herkes sicilini biliyor. Çok iyi biliyor. Velev elka maazira. Velev ki mazeretlerini sayıp dökse de, ya şunun için yapmıştım da aslında şu, biliyorsun biliyorsun. Herkes kendi sicilini biliyor. Çok iyi biliyor hem de. Suçlarını biliyor, kabahatlerini biliyor, niye yaptığını biliyor, eksikliklerini biliyor, şeytanın peşine, nefsin peşine nasıl gittiğini biliyor. Ama işte oraya vuruyor, buraya vuruyor. Niye? İnsan, وَكَانَ الْاِنْسَانُ وَاَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا buyuruyor Rabbimiz diğer ayette. İnsan çok cedelcidir. İlla bir cedel ister. Kendini haklı çıkartmak ister. Tamam ya, de yani ben artık
suçluyum yani. Bunu demek çok zor olmasa gerek. Yok, insan cedel yapar. Şimdi şu ayetler mesela beni geleceğim konuma her zaman düşündürür. Rabbimiz buyuruyor ki وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ O gün insanları toplayacağız. Topladık müşrikler. ثُمَّ نَقُولُ Sonra onlara diyeceğiz ki اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Sizin hani taptığınız şerikleriniz vardı. Ortaklarınız vardı, putlarınız vardı. Nerede onlar? Bak Rabbimiz siz şirk koşuyor muydunuz, putlara tapıyor muydunuz diye soruyor mu müşriklere? Yok böyle bir şey yok. Tapıyordunuz ha. Nerede onlar? Soru bu. Allah Teala buyuruyor ki ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ Sonra onların fitnesi olmayacaktır. Cevap anlamında. İlla en kalu. Bak insanoğlu diyor ki Allah'a. Allah Teala diyor ki sen şirk koşuyordun. Filan filan putlara tapıyordun. Beni bırakmıştın. Küfür üzereydin. Benim mülkümde beni inkar ediyordun. Ha çağır bakalım gelsin şimdi. Lat'tır, Uzza'dır, Menat'tır vesaire bir sürü putlarınız var. Nerede onlar? Diyecekler ki diyor kalu. Vallahi Rabbina ma kunna müşriki. Allah'a cevap veriyor. Allah'a da yemin ediyor. Vallahi ya Rabbi sana yemin olsun ki ey Rabbimiz ma kunna müşrikin. Biz müşrikler değildik. Allah yalancı çıkarıyor yani. Şimdi görüyor musun? Haşa ve kella ya. Şirk yani yaptığı şirki inkar ediyor insan orada. Demiyor ki yani ya Rabbi bir hata oldu. Hakikaten orada bile insan cedel. Yani kendini temize çıkartma. Tamam mı? İnsanoğlunun fıtratına konmuş bir şeydir bu. Kimse üstüne bir toz konsun istemez. Şimdi insanoğlu cedelcidir. İfade ettik ya nereden geldik bu konuya girdik bir yerden ama. Men husibe uzzibe. Heh onu söyledim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün buyuruyor ki men husibe uzzibe. Kim hesaba çekilirse inceden inceye ama. Nasıl? Sen bunu yaptın. Niye yaptın? İşte cevap vermeye bir daha soruluyor. İnceden inceye detaylar, dosyaların en ince noktaları karıştırılıyor falan. Ha, demek ki uzzibe. Senin durumun iyi değil demektir. Azap edilecek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü azap edilmeyecek olanlara hemen dosya kapatılır. Sana denir ki işte şunu 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 yaptın. Ya Rabbi şahidim. Kad gafertu halek. Cenab-ı Hak buyuracak. Onların tamamını senin için mağfiret ettim. Bağışladım. Hadi gir cennete. Allah bu zümreden bizleri eylesin. Amin. Evet. Ama diğeri de var ki inceden inceye dosyası inceleniyor yani. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu azap edilecek demektir. Ondan sonra Hazreti Ayşe validemiz burada hemen ayet aklına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyunca. Buyuruyor ki Hazreti Ayşe وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Bak ayette diyor ya Resulallah kime kitabı sağından verilecek olursa فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Kolay bir hesaba çekilecektir buyuruluyor. Yani bak hesaba çekiliyor ama sağından kitabını alıyor, kurtarıyor. Ama sizin buyurduğunuz üzere hesaba çekilince azap edilecek. Sanki bu ayete nasıl anlayacağız burayı diye Hazreti Ayşe validemiz bunu sorunca peygamber Kur'an'a aykırı bir şey der mi? O ayeti kim getirdi? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Efendimiz hemen ikaz etti. Buyurdu ki yani orada zahiren sanki söylenen söz hadis-i şerif Kur'an'a muhalif gibi, muarız gibi gözüküyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen düzeltti. Buyurdu ki ey Ayşe innema zâkil ardu. Ayette anlatılan o hesaba çekilmek senin anladığın şekilde hesaba çekilmek değil. O arzdır. Arz ne demek? Günahların kula arz edilmesi. Bak bunları işledin sana sunuluyor. وَلَاكِمْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ buyurdu Efendimiz. Lakin kim inceden inceye hesaba çekilirse helak olur. Benim bahsettiğim şey o. Ha, demek ki bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da efendim böyle Kur'an-ı Kerim'den hemen akla gelen bir ayetle oluşan bir istifam ve soruya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi sözünün onunla çelişmeyeceğiyle alakalı cevap vermişti. Hiçbir söz çelişmez. Demek ki bu ayetin, bu hadis-i şerifin de arkadaşlar
cehennemden çıkmakla alakalı hadisin Kur'an'a muhalif olan bir tarafı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de önümüze koyduğu tablo, okudum size ayeti kerimeleri. Şirk koşanlar, küfre girenler asla affedilmeyecek. Bir, Kur'an'a göre. Şirk koşmayan, imanını kurtarmış olan Allah'ın huzuruna gidenler, iki ihtimal vardır. Cenab-ı Hak dilerse onları mağfiret edecektir. Direkt cennete gideceklerdir. Ama dilerse de onları cehenneme sokacaktır. Ondan sonra ama imanlarından dolayı ebedi olarak ne yapmayacaklar? Kalmayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki onların çalışmalarına, yaptığı iyiliklere de mutlaka karşılık verilecek. Nasıl karşılık verilecek? Sonradan cennete girecek ve onların karşılığını da alacaklardır. Burada da böyle buyruluyor. Şöyle diyen kişi, la ilahe illallah diyen kişi mutlaka cehennemden çıkacaktır. Ama burada da la ilahe illallah deniliyor da Muhammedur Resulullah da bunun içindedir yani. Tamam. Muhammedur Resulullah'a gerek yok diyalogçular vardı işte. FETÖ'cüler bir ara ortalığı yekün ayağa kaldırdılar. Ondan sonra Allah muhafaza çarpılıp gittiler işte. Muhammedur Resulullah'a gerek yok. Dinler arası diyalog. İşte bak, hadislerde de sadece la ilahe illallah geçiyor. Ayetlerde sadece la ilahe illallah, kelime-i tevhid, kelime-i tevhidin bir cüzünü aldılar. Muhammedur Resulullah yok. Allah muhafaza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Vallahi la yesma'u bi ahadun min hadihi'l ummeti yahudiyyun ve la nasraniyyun." Vallahi bu ümmet içerisinde hiçbir Yahudi ve Hristiyan beni işitmez ki. "Thumma lem yu'min bi," işittiği halde bana iman etmezse, "illa kana min ashabin nar." Cehennem ashabından olacaktır. Tamam. Bunun kaçışı yok. Muhammedur Resulullah olmadan cennete girmek diye bir şey yoktur. Bu hadis-i şerifte tabi sadece la ilahe illallah deniliyor ama kelime-i tevhid, yani Muhammedur Resulullah da diyecek ve öylece bu böyle iman üzere giderse ne olacak? Cehennemden çıkacaktır. Ve fi kalbihi, kalbinde varsa, veznu şairatin min hayrin. Bir arpa tanesi kadar bir hayır varsa o kurtaracaktır. O hayır da ne de işte diğer hadis-i şerif, diğer rivayetlerde iman yani. Arpa tanesi kadar bir imanı varsa işte o adamın kurtarması için yeterli olacak. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifte buyurur ki, kul bakacak ki yarın çokça işte günahlarım var. Mizanın bir kefesini doldurmuş günahlar. Bunların altında ezilmiş hissedecek kendini. Ondan sonra bir sahife konulacak. Şöyle ufak bir kağıt şeklinde mizanın diğer kefesine, o kefe ağır basacak diyor. Peki o kefede ne var? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah var. Ya kelime-i tevhid, yani kelime-i şehadet deyip geçmemek lazım. Tamam. Madem öyle dedik, hep beraber bir kelime-i şehadet getirelim ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ahiretimizi kurtaracak bir şey bu. Öyle, böyle çok şeyi gözükür. Sübhanallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu Sübhanallahi ve bihamdihi için. Bir kelime, kelimetani, hafifetani alel lisan. Lisana hafiftir bunlar. Kolay söylersin. Ama fakiletani fil mizan. Mizanda çok ağırdır. Çok ağır basar. Nedir onlar? Sübhanallahi ve bihamdihi. Lisana kolay bak. Dil olarak kolayca söylüyorsun. Ama mizanda çok ağır. Kelime-i tevhid de böyle. Burada birkaç saniyede söylüyorsun ama ebedi ahiretimizi kurtaracak bir şey ya. Onun için iman deyip geçmemek lazım. Allah muhafaza, imansız göçmek kadar büyük bir kaybediş yoktur işte. Dalle dalalen ba'ida buyuruyor ya Rabbimiz. Uzak bir dalaletle, kaybedişle kaybetmiş olacaklar. Allah muhafaza buyursun. Ve yahrucu, ve yine çıkacak Efendimiz buyuruyor. Minen nar, cehennemden, men, o kimse ki kale dedi la ilahe illallah. Yine la ilahe illallah ikrar ettiyse, kabul ettiyse adam cehennemden çıkacaktır. Ve fi kalbihi, kalbinde varsa vardır. Veznu burratin min hayri. Burday tanesi kadar bir iman varsa. Yani bu en ufak bir imanın olması, kelime-i tevhidi söylemesi anlamına gelir. Şimdi kelime-i tevhidi söyledikten sonra bizde ehli sünnet itikadında derken, yani özellikle maturidilerde, İman artar eksilir mi? El iman hel yezid ve yankus. Artar eksilir mi? İman yok.
İman artmaz, eksilmez. Yakında plaka da okuyacağız herhalde. Rahmetli Bayram Hocam aklıma geldi. Plaka okutuyorlar diye Bayram Hoca'ya. İsmail Ağa'da. Mihraba sürekli kağıt geliyordu. Bayram Hoca da şimdi şey, o zamanlar yeni talebeyiz. Yani tam böyle Bayram Hoca'nın sohbeti o zamanlar şeydi yani. Cihada gidiyordun yani. Tamam mı? Savaşa birden kalkacaksın. Allahu Ekber deyip gideceğiz. O tava getirmiş bizi yani. O kıvama gelmişiz. Mihraba kağıt geliyor. 34 bilmem ne falan. Bayram Hoca çileden çıkıyordu o zaman, hatırlıyorum. Çok kızıyordu yani. Tamam, bir keresinde şey yaptı. İşte Draman yokuşunda araba tıkanmış falan. Niye dikkat etmiyorsunuz kardeşim? Kul hakkı var. Buradan nereden, burada neyden bahsediyoruz falan. Hadi bakayım şimdi arabanı almak için marş marş dedi. Orada bile bir kıvamı kaybetmedi yani. Cephe şeyini, adamı gönderdi şeyden. Geri hizmet. Gibi oldu yani. Evet, geri hizmet. Evet. Şimdi biz konumuzdan devam edelim. Kalbinde zerre, yani buğday tanesi kadar bir hayır, iman varsa bu kişi cehennemden çıkacaktır. Ve yahrucu, bitiyor hadis-i şerif, yine çıkacaktır minen nari, cehennemden. Men kâle la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen kişi çıkacaktır. Kelime-i tevhidi ikrar eden mümin olan. Ve fî kalbihi veznü zerretin min hayrin. Zerre kadar. Kalbinde bir hayır varsa, zerre kadar bir iman varsa çıkacak. Ha onu diyordum. Bize göre, maturidilere göre iman artmaz, eksilmez. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Duymuşsunuzdur. İman artmaz, eksilmez hani. Bu şu demektir yani. İman edilecek maddeler bellidir. Bir kimsenin neyle mümin olacağı belli değil mi? Bir adam dese ki pazarlıklı Müslüman mesela. Olur mu? Yani ben İslam güzel, her şeyi bana göre de, şu iş bana göre değil, ben onu kabul etmemek üzere İslam'a giriyorum. Pazarlık ediyor yani. Böyle bir şey yok. İslam bir bütündür yani. Ya girersin, estağfirullah, ya eyyühellezine amenü duhulu, ey iman edenler giriniz, fissilmi, bunun bir manası da budur, İslam'a kâffeten topyekün giriniz. İslam'ın şurası iyi de, ondan şu hükümleri iyi ama şu faiz işi bana göre değil. Faizden beni muaf tutun. Benim işlerim var. İyi ticaret etmem lazım. Kar yapmam lazım. Faizden muaf tutulayım, Müslümanlığa gireyim. Rabbimiz buyuruyor ki topyekün, öyle yok. %100'lük bir bütündür. 99'una iman etti, bir tanesine iman etmedi adam kafirdir. Tamam, bu adam mümin olması mümkün değildir. Mustafa Sabri Efendi kendi döneminde anlatıyor. O zamanlar tabii Şeyhülislam olduğu dönemde. Japonya'da bir topluluk diyor. Meseleler adlı bir kitabı var. Orada bahsediyordu bundan. Benden fetva istedi diyor. Biz İslam'ı çok okuduk, çok sevdik, güzel ısındık. Ama hanımlarımıza da bunu anlattık. Hanımlar derler ki bu tesettür işi bize göre değil. Dolayısıyla biz İslam'a girelim ama tesettür işini falan, hani bundan muaf tutulalım falan diye benden fetva istediler. Ben de ikisi arasında bir mukayese yapma durumunda kalınca, İslam'a girmeyeceksiniz o zaman diye fetva vermek zorunda kaldım. Niye? Sen şimdi Japonya'da bir topluluk diyor ki tesettür bize göre değil, mahremiyet hükümleri falan, bunlara iman etmeden bunlar bizi bağlamasın, İslam'a girelim. İyi tamam, sen öyle gel. Ondan sonra Afrika'da bir kabile çıkacak. O da diyecek ki ya biz de gelelim ama bize de bir iskonto yapılsın yani şu şeylerden. İyi maşallah yani, bu kuş Nasreddin Hoca'nın kuşuna döner. Değil mi? Kimsenin İslam'ı tahrif etmeye hakkı yoktur. Hani çok hoşuma gider o beyit. İbni Kemal Paşa bir Osmanlı paşasıdır. Aynı zamanda da Yavuz Selim'in Şeyhül İslam'ı. Ne diyor? Şeriat kim sarayı kibriyadır. Hakikat mülküdür muhkem binadır. Anın taşını kim oynatırsa yeni yerine başını koymak revadır. Şeriat kim sarayı kibriyadır diyor. Şeriat, Allah'ın dini İslam. Bu din büyük bir saraydır diyor. Hakikat mülküdür, muhkem binadır. Bunun mülkü hakikattir. Tepeden tırnağa en ufak bir şekilde bir yalan, uydurmaca, aldatmaca yoktur. Muhkem bir binadır, sapasağlamdır. Anın taşını kim oynatırsa, gelip de oradan bir taşı almaya kalkarsa bu şeriattan diyor. Bir şeyler çalayım falan, işte şunu eksilteyim. Böyle bir şeye teşebbüs ederse yerine başını koymak revadır.
oynattığı taşın yerine onun başını koymak lazım diyor. İşte şeriat bu kadar hassas bir şeydir. Onun için imanda azalma eksilme olmaz. Ne demektir Arif abi? Yani iman maddeleri şu kadardır da zaman değişti artık. Maddelerde bir zam geldi artık. İki tane daha şeye iman etmemiz lazım diye bir şey olmaz. Veyahut da iskonto olmaz. Ama diğer türlü ayette bahsediliyor ya, zâdethum imanen. Ayetler okunduğu zaman da onların imanını ziyade eder. O hangi bakımındandır? Oradaki imanın artması, kemalat, olgunluk, yakîn, görür gibi iman etmek. Ha, onda artma olur, onda eksilme olur kemalat bakımından. Onun için ama neyle başlar iman? İşte zerre kadar bir hayır. Kalbinde zerre kadar iman varsa, kelime-i tevhide ikrar ettiyse adam, Allah'ın izniyle ebedi ahiretini bir şekilde kurtarmıştır. Ha, Allah'ın meşiyetindedir. Günahlarının cezasını çekip cehennemde öyle de cennete girebilir. Ki bunu böyle söylemek çok kolay geliyor bize. Şöyle diyen gafil Müslüman bile bak şu gözler gördü yani kulaklarım duydu. Hoca yanar çıkarız ya falan. Yani öyle öyle. Hele bizim orada var böyle işler yani. Adam sanki dersin saunaya giriyor yani. Hani oradan biraz ısınır. Ondan sonra havuza gireriz gibi bir şey. Ya sen cehennemden bahsediyoruz. İşte gaflet gaflet. Keburet kelimeten tahrucu min efvahihim buyuruyor Rabbimiz. Ağızlarından çıkan kelime ne kadar büyük insan bir bilse. Nereye yanıp çıkıyorsun cehennemde? Ya'zumu ehlün nâri fin nâr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennem öyle bir yerdir ki o kadar büyütülecek ki cehennem ehli cehennemde. Hatta yekûnü dırsu ahadihim. Onlardan birinin şu köpek dişi olacaktır azı dişi. Misle uhudin Uhud dağı kadar. Çünkü cehennemi kaldırabilmen için bedeninin büyütülmesi gerekiyor. Bu bedenle böyle sobanın üstüne düşmüş bir damla gibi olur. Cıs yapar biter. Rabbimizin azabı çok büyük. Bir azap düşünün ki, arkadaşlar biraz tefekkür edelim bakın. Bir azap düşünelim ki Allah buna şedid diyor, şiddetli. Allah diyor bunu ya. Büyük diyor bak, büyük bir azap. Bu kainatı, evreni yaratan ve azametine, kudretine, gücüne hayran kaldığımız, böyle dillerimizin lal olduğu kudretteki Mevlamız, her şeye gücü yeten Allah, büyüklüğünü beynimizin, aklımızın alamayacağı Allah Celle Celaluhu bir azaba büyük diyor. Yani insan buna nasıl cüret edebilir ya? Ne kadar sakınmak gerekilen bir şey. Azaben elima bak, elem verici bir azap olarak şey yapıyoruz ya, tercüme ediyoruz onu. Onun bir manası da nedir? Elem duyan azap. Elem demek acı çeken azap. Ya bir azap acı çeker mi? Allah azabını öyle bir anlatıyor bize ki yanan ateş kendinden bile acı çekiyor, acı duyuyor yani. Onun içine düşen ne olur? Ha? Ateş kendinden bile elem duyuyor. Onun içine düşen ne olur? Allah muhafaza eylesin. Evet, onun için ve fi rivayetin imanin mekana hayrin. Bir rivayette de hayır yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman ifadesini kullanmıştı. Yani zerre kadar bir imanı varsa cehennemden çıkacaktır. Rabbim hiç cehenneme uğramadan duhuli evvelin ile bila hisab ve la ikab cennete girenler zümresine cümlemizi dahil eylesin. Amin. Bu duaya da neslimizi, zürriyetimizi, nesebimizi tamamıyla iman ehli olanları dahil eylesin. Amin. Cenab-ı Hak istikametten, hidayetten ayırmasın. Rabbim dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. Şu anda azgınlaşmış ve dünyanın başına bela olmuş olan bu Siyonist İsrail'i kahru mahvu perişan eylesin. Bizleri de buna vesile eylesin. İsrail'e karşı savaşmakta olan Gazze'deki mücahit kardeşlerimize nusretini irsal eylesin. Görünmez ordularıyla onları teyit eylesin. Bizi de bu zaferde nasiplenenlerden eylesin. Rabbim Mescid-i Aksa'da beraberce Müslümanlarla omuz omuza namaz kılabilme şerefine cümlemizi nail eylesin. Kudüs'ün hürriyetini görebilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.